Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Bugün çok özel bir tesisi keşfe çıkacağız. Özellikle mimarisi ve doğayla bütünleşik bohem dekorasyonuyla artı 18 yaş misafirimiz için çok yüksek standartta servis ve sunumlarıyla özellikle balayı çiftlerimizin ve eşiyle beraber keyifli zaman geçirmek isteyen misafirimizin dikkatini çekerek Balmy Beach Resort keşif videomuza birazdan başlayacağız. Öncelikle Balmy Beach Resort ile ilgili çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Burası Antalya Kemer bölgesinde. Ve doğayla bütünleşik, doğayla iç içe bir dekorasyonu benimseyerek misafirlerimize kişiye özel tatil konsepti yaratmış bir tesis olarak öne çıkıyor. Ben dün giriş yaptım tesise ve oda kategorilerinde, odanın dekorasyonunda, restoranında, restorandaki sunumlarında, aynı şekilde barlarındaki konseptin birbirine ne kadar uyumlu olduğunu ve özellikle relax, rahat, keyifli tatil yapmak isteyen misafirimizin, kalabalıklara karışmadan özel anlar yaşamak isteyen misafirimizin Balmy Beach Resort videosunu merakla ve ilgiyle izleyeceğini tahmin ediyorum. Lafı çok daha fazla uzatmayacağım. Şu anda Balmy Beach Resort'un ana havuzunun olduğu bölümdeyiz. Denize birkaç adım mesafedeyiz. Son derece kompakt bir tesis. Sadece 148 odası var. Ancak birbirinden farklı oda kategorileriyle sizler beklentinize, bütçenize bağlı olarak farklı odalar seçebiliyorsunuz. Şimdi ben resepsiyon tarafına gideceğim ve girişten itibaren adım adım Balmy Beach Resort'u keşfe başlayacağım. Tabii ki gezdiğim her noktayı da yine gerçek görüntülerle, filtre kullanmadan sizlere aktaracağım. Tatil seçimimize katkı sağlamaya çalışacağım. Sizler de videoyu izlemeye başlarken lütfen önce beğeni ve abone tuşlarına basınız. Bu şekilde YouTube algoritmasının bizim videolarımızı daha çok öne çıkarmasına destek vermiş olursunuz. Bununla ilgili bir ücret ödememize tabii ki gerek yok. Aşağıdaki beğeni ve abone tuşlarına dokunmanız yeterli olacaktır. Ayrıca daha da önemli bir kısım var ki, bu anlattığımız otelde sunumumuzu beğenirseniz, Balmy Beach Resort'te tatil yapmaya karar verirseniz, rezervasyonunuzu lütfen tatil ekibimizden yaptınız. Bizler ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak faaliyet gösteriyoruz ve hiçbir ek ücret ödemeden rezervasyonunuzu tatil ekibimizden yaptırabileceksiniz. Aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Lafı çok daha fazla uzatmadan bu keyifli, güzel oteli keşfe başlamak üzere girişine, resepsiyona doğru ilerliyorum. Oradan başlamak üzere oteli keşfe çıkacağız. Şimdi Balmy Beach Resort'u adım adım keşfe başlama zamanı geldi. Havuz başındayken çok kısa fikir vermiş oldum aslında size ortamı ve dekorasyonu göstererek. Ama artık resepsiyon kısmından, lobiden başlamak üzere bu özel tesisi daha yakından keşfe başlıyoruz. Öncelikle hemen resepsiyona girerken hissedeceksiniz, tabii yepyeni bir tesise giriş yapıyoruz. Değil mi Bora? Ne zaman açıldı tesis? Tesisimiz geçen sene açıldı. Tamam. Açılışımızı yaptık. Harika. Yepyeni bir tesise giriş yapmış olduk ve dekorasyon anlamında da resepsiyondan başlamak üzere otelin odalarında, sahildeki barlarında, şezlong üzerinde, spa merkezinde, her yerde her şeyden önce doğayla ne kadar bütünleşik olduğunu, kullanılan malzemelerin doğayla ne kadar uyumlu olduğunu, yani tatilin sırasında her noktada doğanın size hissettirileceğini söylemek isterim resepsiyondan başlamak üzere. Tabii ki bu bohem dekorasyonda resepsiyondan başlamak üzere kendini gösteriyor. Şimdi bilgi olarak şunu söylemek istiyorum. Tesiste çok az oda var, 148 oda var ve denize 01 tesis. Tabii ki çok özel dinlenme alanları, sahilde de şezlongları, şemsiyeleri vesaire var ve ultra yaşadığı konseptle çalışıyor. Tesiste giriş yaptığınız sırada size böyle bir nazar boncuğu, İbrahim yakından gösterelim. Bora teşekkür ederim. Rica ederim. Tatilinize nazar değmesin. Size nazar değmesin diyelim. Evet. Şimdi böyle bir nazar boncuğuyla hoş geldiniz diyorlar. Tabii Kemer bölgesinde tesisler çok yan yana ve bitişik olduğu için misafirlerin birbirine karışma durumu olabiliyor sahilde hizmet alırken örneğin. Havuzda ve diğer alanlarda bu çok mümkün değil ama böyle son derece güzel bir bileklik takıyorlar. Bence çok hoş olmuş, çok güzel düşünmüşler. Hani plastik bileklik döneminin çoktan sonuna gelmiş olduğumuzu ben zaten düşünüyordum. Balmy bu noktada çok şık, çok güzel bir ayrıcalık yapmış. Şimdi buradan yavaş yavaş ilerleyeceğiz ve Balmy'yi keşfe devam edeceğiz. İsterseniz hiç kesmeden anlatımıma ve sunuma devam edeyim. Şimdi tesiste toplam 148 oda var ama bu odalar içerisinde, doğru söyledim değil mi? 148 odamız var. Tamam, 148 odamız var ve bu odalar 6 farklı kategoride misafirlere sunuluyor. Girişte sağla ve soldaki bloklarda farklı kategoride odalar var. Ve bu blokların dışında zaten şu anda gördüğümüz bu 3 katlı bloklar otelin en yüksek blokları. Ya daha yüksek binası yok. Buradan denize doğru uzanıyor paralel şekilde. Ve çok keyifli, çok güzel bir bahçe dekoruyla,
botanik parkı andıran bir dekorasyonla sizleri karşılıyor. Tesisin genel yapısı itibariyle balkonlarında kullanılan malzemelere, tavanlarda kullanılan malzemelere baktığınız zaman yine hani o doğayla iç içe, doğayla bütünleşik yapısını daha ilk andan itibaren aldığımızı söyleyebilirim. Hatta şuradaki yeni dünya ağacında gözüm kaldı. Tam böyle zamanı, Nisan ayının sonları, yeni dünyanın en lezzetli olduğu zamanlar. Ama şimdi hem zamanım yok hem de oraya boyum yetişmez. Gözüme kestirmiştim aslında. Böyle güzel dekoratif havuzların kenarından geçerek ilerleyeceğiz. Ve Balmy'yi adım adım keşfedeceğiz. Önce genel kullanım alanını gezdireceğim size. Havuz alanı, sahili, barları, spa merkezi ki spa merkezi çok çok önemli. Çok keyifli bir alan orası. Tamamen ormanın içinde gibisiniz orada tatil yaparken. Ve hemen yine belirtmek istiyorum. Burası artı 18 yaş bir tesis. Videomun ilk kısmında bahsetmiştim. Yetişkin misafirlerimizin kullanımına özel bir tesis. Dolayısıyla balayı çiftlerimizin ve eşiyle güzel zaman geçirmek isteyen, keyifli zaman geçirmek isteyen misafirlerimizin çok böyle kalabalıklardan uzak, aşırı gürültü olmadan, patırtı olmadan, animasyonlar vesaire olmadan keyif yapmak isteyen misafirlerimizin neredeyse kişiye özel butik hizmet alacakları bir tesis olarak Balmy'yi anlatmaya başladık. Girişimizi yaptık ve yavaş yavaş keşfimize devam ediyoruz. Ve Balmy'yi keşfimiz devam ediyor. Lobi resepsiyon alan giriş yaptık. Odaların bulunduğu blokları size gösterdik. Ve şimdi Garden Bar'ın olduğu bu keyifli bahçe alanına geldik. Daha çok keyifli noktalar göstereceğim size. Nerede olduğumuzu göstermek adına az önce geçtiğimiz blokları bir de bu taraftan göstereyim size isterseniz. En azından ne kadar kısa mesafelerde otelin içinde bir yerden bir yere ulaşabileceğinizi, tesis ne kadar kompakt bir yapıya sahip olduğunu da bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi Garden Bar'ın bir özelliği var. 24 saat açık. Birazdan göstereceğim detaylarını size. Ama bahçesinde böyle keyifli dinlenme alanları var. İsterseniz masalarda, isterseniz şurada gördüğümüz localarda, hatta bu tarafta da var. Yine otelin dekorasyonuyla uyumlu bir şekilde güzel, rahat yastıklarla, minderlerle ve güzel doğal malzemelerle dekore edilmiş bu alanda dinlenebilirsiniz. Burada kağıt oyunları var, işte tavla var veya diğer bir takım masa oyunları da var. Hani eşinizle beraber zaman geçirmek isterken burayı da kullanabilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde çok keyifli oluyor. Bunun yanı sıra yine sabah saatlerinde ilk kahvenizi içeceğiniz zaman da buradaki bardan Schiller marka kahvenizi sipariş edebilirsiniz. Hemen kısaca göstermek istiyorum size. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun. Burası Garden Bar olarak evet, geçiyor efendim. Ve 24 saat açık. Evet. Çok güzel. Ve premium marka içecekler var. Daha da önemlisi, az önce bahsettiğim Schiller marka güzel kahveler sunuyorlar. Schiller çekirdeklerinden öğütülerek yapılmış kahveler sunuyorlar. Hemen konseptle ilgili markaları merak eden, sunumları merak eden misafirlerimize bilgi vermek adına söylemek isterim ki burada 12 yıllık Chivas grubu konsepte dahil olarak veriliyor. Fikir vermek için söylüyorum. Tek tek markaları saymak çok mümkün değil belki. Mesela Tuborg bira şişe veya draft olarak, fıçı bira olarak alabiliyorsunuz. Ama daha da önemlisi burada miksolog arkadaşlarımız birazdan beach barda göstereceğim. Özel alkol aromalardan, infuzlardan güzel kokteyller yapıyorlar. İmza kokteylleri yapıyorlar. Onları da göstereceğim size. Bunun dışında markalarla ilgili tabii zaman içinde değişebiliyor. Hepsini tek tek saymak istemiyorum. Ama fikir vermiş olduğumu düşünüyorum. Birazdan yine beach barda bununla ilgili sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. 24 saat açık olarak Garden Bar'ı işaretleyelim. Schiller marka kahvemizi buradan alabiliyoruz. Çayımızı alabiliyoruz. Kokteyllerimizi alabiliyoruz. Ve burada gördüğümüz alanlarda dinlenebiliyoruz. Ve bu arada havuza sadece birkaç adım mesafedeyiz. Şimdi sırada Balmy Beach Resort'un ana havuzu var. Sabah erken saatlerde burayı görüntüledim. Çünkü misafirler yerlerini almadan, şezlonglar müsaitken onları da rahatsız etmeden, çünkü çok relax bir tesis, gerçekten çok keyifli bir tesis. Onları rahatsız etmeden sabah saatlerinde sakin sakin otelin genel alanlarını size aktarmak istiyorum. Ana havuzun ne kadar dekoratif, ne kadar doğayla bütünleşmiş ve ne kadar huzurlu bir ortam olduğunu size göstermek istedim. Etrafındaki şezlongların tamamı yatak minderli, çok rahat şezlonglar. Yine şemsiyeler, doğayla uyumlu şemsiyeler. Herhangi bir şekilde plastik ve benzeri çok böyle göze çarpmıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman arka tarafta Toros dağları, çam ağaçları, palmiyeler, çiçekler, botanik parkı andıran bir peyzaj çalışması ve ortaya çıkan görüntü son derece huzurlu, son derece keyifli. Şimdi Balmy Beach Resort anlatırken kompakt bir tesis olduğundan, sizi yormayacak bir tesis olduğundan, zaten topu topu 148 odası var. Çok büyük bir tesis değil burası. Neredeyse butik özelliği taşıyan bir tesis. Dolayısıyla bakın, havuzdayken denize sadece birkaç adım mesafedesiniz. Yine buradaki çam ağaçlarının altında çok güzel hamaklar var. Dinlenmek için isterseniz orayı seçebilirsiniz. Bir de şöyle uzaktan gösteriyorum ama birazdan yakınlaşacağım. Bakın, denizin hemen yanı başında
teras gibi olan bir yer var. Orada şezlonglar var. Yani havuza girerken bu alanları kullanabilirsiniz. Elbette şimdi plaja ineceğim. Plajda da şezlongları, şemsiyeleri, bir de küçük iskelesi var. Onları da göstererek turumuza devam edeceğiz. Haydi buyurun. Sahile doğru ilerlemek istedim ama burayı anlatmazsam olmaz. Gerçekten çok huzurlu, çok keyifli. Şu an dalga seslerini çok net bir şekilde dinleyebiliyorum. Kuş sesleri geliyor ve burada çimler üzerinde, hamaklarda olmak bence çok keyifli olsa gerek. Havuzda yine birkaç adım mesafedeyiz. Az önce şu terastan bahsetmiştim size. Güneşlenme terası olarak da düşünebilirsiniz. Ama dalga seslerini ve kuş seslerini çok net bir şekilde duyabildiğimi size hissettirmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. O kadar huzurlu, o kadar keyifli ki. Bu arada akşam saatlerinde bahsedeceğim. Şu anda düzeni yok ama akşam saatlerindeki görüntülerle size ifade etmeye çalışacağım. Bir alakart restoran var burada. Ve yine akşam büfesiyle beraber yine sunumumuz içerisinde olacak. Herhangi bir ücret ödemeden faydalanabileceğiniz alakart restoran burası. Sadece rezervasyon yaptığımız yeterli. Akdeniz mutfağından seçkin menüleri alakart olarak seçim yaparak, tercih ederek burada deniz manzaralı bir şekilde alabiliyorsunuz. Balmy Beach Resort'un ayrıcalıklarından bir tanesi. Yani açık büfe ana restoran dışında akşam saatlerinde burada çok da güzel bir alakart sunum alabilirsiniz. Şimdi artık sahile ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Bu alanları şöyle kısaca göstermiş oldum size. Turuma devam ediyorum. Sahile bir türlü ulaşamadım. Çünkü hamaklardan sonra tam merdivene ineceğim sırada buradaki kabanları gördüm. Elbette birazdan ineceğimiz yerde şezlonglar, şemsiyeler var. Hatta buradan şöyle kısaca gösterelim size. Ücretsiz olarak tüm misafirlerin kullanımı için hazırlanmış şezlonglar, şemsiyeler. Birazdan aşağı ineceğim. Yakından göstereceğim size şezlongları, şemsiyeleri, iskeleyi ve denize giriş durumunu. Ama halihazırda buradayken bu kabanlardan da bahsetmek istiyorum. Elbette tüm otellerde olduğu gibi kabana hizmeti ekstra ücretli. Ancak ödeyeceğiniz ücret karşılığında size eşinizle beraber kullanabileceğiniz böyle izole, çok keyifli bir alan veriliyor. Yine otelin genel dekorasyonu uyumlu bir şekilde, çok doğal bir şekilde dekorasyonu yapılmış. Burayı aldığınız zaman elbette ödeyeceğiniz ücret içerisine, bu ücretten hemen bahsedemiyorum çünkü mevsimlere göre değişebiliyor kaban ücretleri. Bizim aşağıdaki iletişim bilgilerimizden arayarak ofislerimizden bilgi alabilirsiniz kaban ücretleri hakkında. Burada kalırken tabii yemeklerinize kadar belli bir menü dahilinde buraya servis ediliyor. Yani özel bir alanda keyifli zaman geçirelim için her şey var. Tabii ki muhteşem bir manzara var öndeki kabanlarda. Bunların fiyatları da konumuna göre değişiyordur diye tahmin ediyorum. Bir arkada olanlar var. Bunlar tamamen manzaraya hakim önde olanlar. Şöyle kısaca gösterelim. Eşinizle beraber daha özel bir alan olmak isterseniz kabanları değerlendirebilirsiniz. Ben dekorasyonlarını çok beğendim. Tesisin genel dekoruyla, o bohem dekoruyla uyumlu olmasını çok beğendim. Ağaçların altında doğal malzemelerle oluşturulmuş çok hoş kabanalar. Gerçekten çok keyifli. Bakın burada da var. Arka plandaki kabanaların ben biraz daha izole olduğunu görüyorum. Daha böyle sakin, daha huzurlu, daha atmosferi hoş görünüyor. Artık siz seçiminizi yaparsınız. Bahsettiğim gibi bunların konumlarına göre fiyatları da değişiyordur. Ve o fiyatlara dahil olarak da kabanlara yeme içme servisi yapıldığını, özel butler hizmeti verildiğini atlatalım. Şimdi gidebilirsem sahile gideceğim. Israrla o tarafa gitmeye çalışıyorum ama hep böyle güzel hizmet alanlarını görünce araya bilgilendirmeler yaparak turumuza devam ediyoruz. Şimdi sırada Balmy Beach Resort'un sahildeki hizmet alanları var. Plajda misafirlerimiz için ayrılmış şezlonglar ve doğal malzemelerle planlanmış şemsiyeler var. Yine tesisin genel yapısına, dekorasyonuna uygun olarak şemsiyeler, şezlonglar misafiri bekliyor. Burada hemen şunu söylemek istiyorum. Balmy Beach Resort'un oda sayısının çok fazla olmaması, neredeyse butik standartta konseptli hizmet veriyor olması sebebiyle burada şezlonglarla, şemsiyelerle giriş bir sıkıntı yaşamazsınız. Gerek havuz başında, gerekse sahilde yeteri kadar, hatta fazlasıyla şezlong ve şemsiye var. Yani öyle sabah erkenden gelip havlunuzu atıp bekleyelim falan, hani böyle bir şey hiç gerek yok. Bunun dışında bir de iskelesi var. Çok sayıda orada rahat armut minderler de mevcut. Hani iskelede güneşlenmeyi seven misafirimiz için orası da kullanılabilir. Hani derin mi, sığ mı, kum mu, çakıl mı diye soruyorlar. Tüm otellerde bunu merak ediyorsunuz. Ben de size ne yapıyorum? Denizin dibine kadar geliyorum. Şezlongları gösterdik. Şimdi denize girerken ki ifadem bahsedeceğim. Elbette Kemer Denizi, mavi bayraklı, biyolojik değerler açısından pırıl pırıl tertemiz bir deniz. Akvaryum gibi bir deniz. Tabii güneş şimdi karşıdan vurduğu için masmavi göremiyoruz ama burada denize girerken denizin temizliği konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Ancak tabii çakıl konusunda eğer ya benim ayağım çakıllara değmesin diyorsanız bir deniz ayakkabısı kullanabilirsiniz. Ya da iskeleden direkt denize, derine girebilirsiniz. Zaten iskelede o merdivenlerin olduğu yerler zemini kumsal. Her ne kadar hani boyu geçiyor olsa da bu çakıllar sadece dalgaların döküldüğü yerde var.
biraz gittikten sonra tekrar kumsal hale geliyor. Birazdan iskelenin uç kısmına kadar gideceğim. Oradan da size derinden denize, merdivenden denize giriş konusunda fikir vermiş olacağım. Ancak böyle üst kategoride, böyle lüks bir otelde, neredeyse kişiye özel hizmet veren bir otelde geldiğinizde hani deniz konusunda Kemer'in doğasını da tesiste bütünleşik bir halde yaşayacağınızı söyleyebilirim. Kemer bölgesinde nereye giderseniz gidin zaten çakıllarla karşılaşacaksınız. Bu anlamda ben yani çok seviyorum. Aslında buralarda denize girmeyi daha çok hissediyorum. Denizi hissediyorum, keyfi hissediyorum. Bunu da size anlatmaya çalışıyorum. Bazen ön yargı oluyor. Ya çakılmış orası. Hayır, bence öyle değil. Bakın ne kadar temiz, ne kadar güzel ve doğayı hissettiren bir ortamı var. Bence kesinlikle bu bir negatif kriter olmamalı denize giriş konusunda. Basit bir deniz ayakkabısıyla veya direkt iskelen denize girerek bu işi çözebilirsiniz. Zaten kayalıkta yok. Yani büyük kayalar yok. Sadece çakıllar ve taşlar var. Evet, şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bir de iskeleye çıkalım. Oradan denize giriş durumunu gösterelim. Oturumuza devam edelim. Buyurun. Şimdi iskeleye geldik. Tabii ki otelde misafir sayısının çok fazla olmaması, neredeyse butik nitelikte bir otel olması sebebiyle iskelesi de son derece rahat olacaktır. Burada armut minderler var, hani güneşlenmek için kullanabileceğiniz. Ama esas sizi buraya neden getirdim? Bakın buradan denize girdiğinizde denizin dibi kum. Elbette derin burası, hani ayağınız yere değmeyecektir. Ama akvaryum gibi pırıl pırıl bir Kemer denizinde biyolojik değerler açısından da Türkiye'nin en temiz denizlerinden birisidir Kemer bölgesinin denizi. Dolayısıyla burada rahatlıkla, keyifle denize girebilirsiniz, yüzebilirsiniz. Bir sabah erken saatlerde geldik, henüz daha kimse gelmemiş. Rahat rahat yakaladık, görüntülerimizi aldık. Şimdi buradan tekrar dönüşe geçeceğiz. Artık turumuza devam edebiliriz. Buraya kadar olan bölümde anlatımımızı, bilgilerimizi ve aktardığımız görüntüleri beğenirseniz lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşınız. Herhangi bir ekstra ücret ödemeden ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak tüm kaynaklarda, tüm kanallardaki aynı fiyatlarla tatilyumdan rezervasyon yaptırabileceğinizi ve bütün çalışmaları bu rezervasyon taleplerinize talip olduğumuz için gerçekleştirdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Tabii ki videoda beğeni ve abone konusunda ricamı da tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu YouTube algoritması ne kadar çok beğeni olursa, ne kadar çok yorum olursa, abone olursa o kadar çok öne çıkartıyor. Biz de videolarımızı o kadar çok daha fazla kişiye gösterebilmiş oluyoruz diye ricamı tekrarlıyorum. Evet, turumuza devam edebiliriz. Buyurun. Balmi Beach Resort'u keşfederken çok keyifli bir alana geldik. Biraz yavaş konuşuyorum çünkü şu anda yoga programında olan misafirler var. Hatta uzaktan şöyle çok kısa bir gösterir misin İbrahim, rica etsem? Evet, tahmin edeceğiniz üzere burası bir anlamda sağlıklı yaşam bölgesi olarak da adlandırılabilir. Çok güzel bir fitness salonu var. Çok daha modern aletlerin bulunduğu. Çok kısa göstereceğim size orayı. Ama önce şuradaki programdan bahsetmek istiyorum. Eğer Balmi'de tatil yapıyorsanız günlük programlar içerisinde fly yoga, pilates, body stretching veya yine yoga programları ve diğer programları buradan takip edebilirsiniz. Ve bu alana geldiğinizde özellikle güne başlarken çok da böyle güzel programlarla sizi karşılamış olacaklar. Şuradaki arkadaşların programlarını, onların yüz ifadesini görünce, ne kadar mutluluklarını görünce ben de böyle söyledim. Buradan da hemen yan taraftaki, bakın burada neredeyse hani Bali'yi andıran bir atmosferle güzel bir bahçe içerisinde, gizli bahçe içerisinde olan arka taraftaki spa merkezini gezdireceğim size. Ki muhteşem, çok keyifli bir spa merkezi var. Efendim şimdi yine otelin çok özel alanlarından bir tanesine geldik. Kendinizi Bali'de gibi hissedeceğiniz tropik bir bahçe içerisinde, gizli bahçe içerisinde yerleşik halde yine doğal malzemelerle, doğal dekorasyon oluşturulmuş çok özel bir spa merkezi gezdireceğiz. Ve otelin bence en keyifli alanlarından birisi burası. Özellikle otelin genel konseptiyle uyumlu olarak dinlenmek için gelen, relax olmak için gelen, keyif almak isteyen misafirlerin mutlaka buraya uğrayacağını tahmin ediyorum. Spa merkezinin ismi Gaia ve Balmy Beach Resort'un gizli bahçesi bence burası. Gördüğünüz gibi tropik bitkilerle kendinizi uzak doğuda hissedeceğiniz bir giriş yapıyorsunuz Gaia'ya. Ve içerideki atmosferi de adım adım size göstermeye çalışacağım. Efendim Balmy Beach Resort'un en keyifli alanına geldik bence. Bir spa sever olarak, masaj sever olarak, relax alanları seven birisi olarak burayı ben çok beğendim. Öncelikle bu tropik botanik parkı andıran bahçe içerisinde, bir gizli bahçe içerisinde doğayla tamamen bütünleşik, ki bu Balmy Beach Resort'un genel mimarisiyle de odalarında olduğu gibi, genel kullanım alanında olduğu gibi spa merkezinde de doyasıya yaşıyorsunuz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman hizmet alanlarını göstereceğim size. Ama öncelikle burada tabii ekip arkadaşlarımız var. Mesela İrfan Bey ve diğer ekip arkadaşlarımız sizleri karşılıyor. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın. Burada alacağınız bakım paketi, masaj paketini seçebiliyorsunuz.
Aynı zamanda cilt bakım üniteleri var. Onunla ilgili de bilgi vermeye çalışacağım size. Yine Gina gibi konusunda uzman arkadaşlarımız. Gina nerelisin? Bali'den gelmiş arkadaşlarımız, konusunda uzman arkadaşlarımız sizlere servis veriyorlar. Masajlarınızda, terapinizde hizmet ediyorlar. Dolayısıyla Balmi Beach Resort'e geldiğiniz zaman uzman bir ekip tarafından gayet doğal, gayet hoş bir ortamda. Üstelik profesyonel, son derece yüksek kalitedeki masaj malzemeleriyle veya bakım malzemeleriyle sizlere hizmet verildiğini söylemek isterim. İsterseniz yavaş yavaş şöyle ilerleyelim. İrfan Bey müsaade var değil mi? Şöyle bir dolayalım. Evet. Gina bize yardımcı olur musun? Masaj odası gösterir misin? Gina ne zaman geldin Bali'den? 7 sene Türkiye'de. 7 sene. Ben Bali'ye çok gittim Gina. Evet. En çok Ubud'u. Güzel. En çok Ubud'u seviyorum orada. Ubud evet. Ubud çok. Ubud çok güzel değil mi? Evet. Şu anda bir masaj odası görüntülüyoruz. Şimdi tabii masaj odalarının genel dekorasyonunda yine doğayla son derece uyumlu olduğu konusunda her ne kadar siz görüntülerden anlıyor olsanız da ben bunu ifade etmek istiyorum. Bakın masajınızı yaptırırken manzaranız çok güzel doğal dekorlu bir havuz ve muz ağaçları, palmiye ağaçları, çam ağaçları. Gerçekten çok relax, çok keyifli bir ortam. Özellikle bu dekorasyona mesela duvar kullanılmamış olması, böyle doğal ağaçlardan yapılmış olması bence çok çok güzel. Bakın tavan malzemesi, dekorasyonu, içerinin kokusunu da etkiliyor bu zaten. O kadar relax, o kadar güzel bir koku var ki yani doğallığı hissediyorsunuz. Zaten masaj paketi alırken, bakım paketi alırken bence öne çıkan özelliklerden bir tanesi. Bakın saunasını göstereyim size. Yine burası sauna, gösterebilir miyiz? Evet. Misafir var mı orada? Yok. Tamam, gösterelim hemen. Bakın burası bir sauna. Gördüğünüz gibi hem dışarıdan hem içeriden tamamen ağaç malzemeler, tamamen doğal malzemelerle dekore edilmiş ve sizin keyif yapmanızı, kendinizi yenemenizi olanak sağlayacak, doğayla bütünleşmenize imkan tanıyacak bir düzenekte. Yine mümkünse bir de cilt bakım ünitesinin olduğu yeri gösterebilir miyiz? Buyurun. Ama çok özür dilerim. Önce şu relax alanını göstermek istiyorum. Relax. Evet, relax alanını göstermek istiyorum. Bakın burası da spa merkezinin dinlenme alanı. Yani bakım paketinizi almadan önce veya sonra burada dinlenebilirsiniz. İşte saunaya girdiniz. Diyelim ki biraz dinlenme ihtiyacınız var. O zaman burayı kullanabilirsiniz. Yine dekorasyonla ilgili bir şey söylemeye gerek var mı? Tamamen ormanın içinde gibisiniz. Tamamen doğadasınız. Neredeyse Ubud'dasınız. Evet. Ubud'da aynen. Da böyle. Ubud aynı. Ubud'da da böyle. Tabii Ubud'da da böyle. Evet. Havalar. Kemer'den bizi Ubud'a götürdünüz. Aynen. Evet. Şimdi bir de cilt bakım ünitelerini gösterelim. Misafirlerimize bilgi verelim. Buyurun. Evet şimdi bir cilt bakım ünitesine geldik. Açabiliriz yine bir gösterelim. Misafir yok evet. Burası cilt bakım. Yine saunanızı, masajınızı aldıktan sonra cilt bakımı yaptırmak isterseniz burada profesyonel cihazlar kullanılarak yine uzman arkadaşlarımız cilt bakımınızı da gerçekleştiriyorlar. Burası da spa merkezlerinin olmazsa olmaz ünitelerinden bir tanesi. Yine aynı doğallıkta, aynı özellikte sizleri karşılıyor. Yine çok teşekkür ederiz. Evet, çok güzel bir spa merkeziydi. Ben çok beğendim. Balmi Beach Resort'e geldiğiniz zaman kesinlikle burayı uğramanız lazım. Şimdi odalar turumuza başlayacağız. Genel alanları gezdik, barları gördük. En son spa merkezini de gezdik. Artık hangi odada kalacağız konusunda fikir vermemiz lazım. Tam 6 tane farklı oda kategorisi var Balmi Beach Resort'te. Bunları teker teker göstereceğim. Mesela bu arkamda gördüğünüz odalar Balmi Signature Swimup odalar. Onu en sona sakladım çünkü otelin imza odaları finalde göstereceğim ve özellikle balayı çiftlerine tavsiye edeceğim odalar. Hemen yan tarafımda Garden Swimup'lar var. Bakın yine botanik bir bahçe içerisinde muz ağaçlarının arasından havuzlar görünüyor. Birazdan içine gireceğiz. Ama isterseniz şöyle yapalım. Önce en baz odadan başlayalım. Yani standart odalardan başlayalım. Deluxe kategorideki standartlardan başlayalım. Sonra adım adım her odayı size göstererek oda seçiminize yardımcı olmaya çalışalım. Buraya kadar olan bölümde anlatımlarımızı, sunumlarımızı, bilgilendirmelerimizi beğendiyseniz lütfen beğeni ve abone tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Ve rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz de tatilim ekibi olarak ETS Turun yetkili satış ajansı olarak aşağıdaki açıklama altında buradan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşınız. Nefesim biraz yetişmedi sonlara doğru ama kendimi ifade ettim zannediyorum. Odalarla turumuza devam ediyoruz efendim. Buyurun. Efendim Balmi Beach Resort'te odalar keşfimiz başlıyor. İlk olarak da oda kategoriler arasında ilk sırada bulunan yani en baz odayı gezeceğiz. Superior Standard odadayız. 30 metrekarelik kullanım alanı sunan ve otelin genel yapısıyla dekorasyonuyla uyumlu olan
olabildiği kadar yüksek oranda doğal malzemeler seçilerek dekore edilen bu odayı size göstermek istiyorum. Odaya girer girmez de ilk dikkatimi çeken az önce bahsettiğim gibi bu bohem atmosferin, bohem dekorasyonun yine olabildiği kadar doğal malzemeler seçerek hazırlanmış olması. Diğer odalarda da bu özelliği gözlemleyeceğiz. Sonra rahat bir oda. Bir kere yatak kalitesi çok yüksek. Baktığımız zaman size uyku konforu sağlayacak bir yatak kalitesi olduğunu hemen gözlemlediğimi söyleyebilirim. Ve yine ilk dikkatimi çeken ve otelden aldığım bilgiyle size aktarmak istediğim. Mesela buradaki yastıkların kadın kooperatiflerinden sipariş vererek tamamen el işi şeklinde, el emeği şeklinde hazırlanarak satın alınmış olması. Bütün odalarda bunlardan size göstereceğim. Bu tabii sürdürülebilir turizm ve kadınlara destek verilmesi ve yöredeki esnafa buradaki çalışan kişilere destek verilmesi açısından, üreticilere destek verilmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yatak başucundaki aydınlatmalar da yine doğal malzemeler seçilerek hazırlanmış, gayet şık, hiç gözü rahatsız etmeyen, gözü almayan bir yatak konsepti var. Buradaki havlular plaj için bırakılmış veya havuza giden misafirimiz için bırakılmış. Yine bunların da tekstil malzemesinin olabildiği kadar doğal olanlardan seçildiğini söylemek isterim. Şimdi birkaç adım daha attığımda bir dikkatimizi çeken durum daha. Zemin yine doğal taş görünümlü. Üzerinde yine bir kilim var. Onun da önünde yine dekorasyonla uyumlu, yine doğal görünümlü diyebileceğimiz bir dinlenme koltuğu mevcut. Yine karşıya bu sefer gözüm takıldı. Şöyle bir dönüyorum. Yeni sistem bir televizyon, smart özellikli bir televizyon. Tatilde çok televizyondan yana değilim ben ama yine de tabii bilgi olarak aktarmak istedim. Televizyonun önündeki televizyon ünitesi de yine olabildiği kadar doğal malzemelerle, mobilyalarla seçilmiş, birbiriyle uyumlu mobilyalar seçilmiş. Bu arada bir dikkatimi çeken özellik daha, duvardaki boya ve sıva durumu da yine o doğallığını koruyor. Yani bütün her şey birbiriyle uyumlu. Renkler, malzemeler ve genel ışıklandırma sistemi açısından da bunlar birbirini tamamlıyor. Şimdi çok kısa minibar konseptinden bahsetmek istiyorum. Burada Schiller marka kahve ürünleri, kapsül kahveler ve güzel seri çaylar kullanılmış. Bu çaylarda günlük olarak kullandığınız yerine yenisi size takdim ediliyor. Burada da kullanılan kapsüllerin de doğayla uyumlu, geri dönüşebilir olduğu bilgisini aldım. Onu da hemen size aktarmak istiyorum. Soğuk bölüme geldiğimizde, dolap içindeki bölüme geldiğimizde ise soft içecekler, meşrubatlar, enerji içeceği ve meyve suyu var. Su ve sodayla beraber. Buradaki konsept de yine otelin konseptine dahil olarak size günlük olarak kullandığınız yerine yenisi sunulmakta. Şimdi yavaş yavaş banyoya doğru ilerliyorum ama buradaki boy aynasından bahsedeceğim. Sonra buradaki dolaptan bahsedeceğim. Yine böyle içerideki mobilyalarla uyumlu bir dolap sistemi var. Burada bir kasa mevcut. Bakın kuru temizleme torbası bile naylon kullanılmamış. Yani bütün ayrıntılardan size bahsetmek istiyorum. Bunlar çünkü her birisi bence düşünülmüş, özenle hazırlanmış detaylar. Burada bornozlar var. Bunu da göstereyim. Yine aynı şekilde diğer tekstil malzemeleriyle, havlularla, çarşaflarla vesaire uyumlu bir bornoz takımı. Hemen altında terliklerle beraber sizleri bekliyor. Gayet konforlu, ihtiyaç duyacağınız her şey var. Ve banyoya giriyorum. Banyoya girdiğimiz zaman da gayet ferah bir banyo ortamı olduğunu söyleyebilirim. Yani çok aşırı geniş değil ama ihtiyaç duyacağınız genişliği sağlıyor. Mesela şuradaki buklet malzemelerinin sunumundan bahsedeyim. Balmi için özel üretilmiş buklet malzemeleri var burada. Şampuanlar, saç kremleri ve bir doğal tahta üzerinde sunulmuş. Banyo tezgahıyla ve genel konseptle uyumlu. Buradaki havlular da aynı şekilde. Bakın dışarıdaki plaj havlularıyla benzer nitelikte. Bunlar da yine otelin konseptine uyumlu. Duş alanını kısaca göstermek istiyorum size. Ve gayet şık bir şekilde burada duş imkanı sağlanmış. Banyo kısmında gösterdikten sonra tekrar buradan çıkıyorum. Bu arada dikkatinizi çekti mi? Banyoda bir cam bölüm vardı. Yani şu alan sanki dolap gibi duruyor ama aslında banyoyla şöyle ayrılan bir özelliği var. Ben bunu sormadım. Sanki istendiği zaman bu acaba şeffaf olabiliyor muydu? Onu hatırlayamadım ama böyle bir dekorasyonu var. Son olarak balkondan bahsetmek istiyorum. Superior standart odada. Tabii deniz manzarası vesaire bu odada yok. Otelin 5 farklı oda kategorisi, 6 farklı oda kategorisi var. Hepsini bu videoda göstermeye çalışacağım ben size. Her odanın birbirinden farklı özelliği var. Şimdi burası perdeyi açtığınız zaman gayet ferah. İçeriye bolca gün ışığı alan büyük bir çerçeveyle, camla ayrılmış sürgülü kapılar ve aynı zamanda sineklik de kullanılmış. Dolayısıyla balkona çıktığınız zaman işte sigara kullanıyorsanız vesaire veya sabah kahvenizi dışarıda içmek isterseniz, balkonda içmek isterseniz o zaman girip çıkarken sinekliği kullanmanız bütün odalar için faydalı olacaktır. Çünkü neticede doğayla iç içeyiz.
Tamamen orman içinde bulunuyor Kemer bölgesi. Burada düşünmüşler sineklikli, büyük, içeriye gün ışığı alan ama istendiğinde de şu şekilde bakın kalın perdelerle gün ışığını tamamen kapatabileceğiniz ve size uyku kalitesi sağlayacak bir ne diyelim ışık ortamı sunulmuş. Evet, birinci odayı bu şekilde bitirdik. Superior standart odaydı bu oda. Artık yavaş yavaş diğer odaları keşfe başlayacağız. Buraya kadar olan bölümde odayla ilgili detayları size olabildiği kadar anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve abone tuşlarına basın. Çünkü YouTube algoritması bu beğeni ve abonelere göre bizi daha çok ön plana çıkarıyor. Daha fazla misafirin bizi izlemesine sebep olmuş olursunuz, destek vermiş olursunuz. Bununla ilgili bir ücret ödemenize tabii ki gerek yok. Bunun yanı sıra Bani 1204'te rezervasyon yapmaya karar verirseniz de bizler tatil ekibi olarak değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Aşağı açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bıraktım. ESS Tur'un yetkili satış ajantisi olarak Bani 1204'teki değerli rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Bir diğer odayı keşfetmek için turuma devam ediyorum. Ve Bani 1204'te odalar keşfimiz devam ediyor. Şimdi sırada ikinci oda kategorisi olan Deluxe Standart oda var. İlk gezdiğimiz oda Superior Standart'tı ve Deluxe Standart'ın Superior Standart'a göre en önemli farkı sadece metrekare. Daha geniş kullanım alanı sunuyor olması. Onun dışında ilk gezdiğimiz odayla kıyasladığınızda sizler de anlayacaksınız ki dekorasyon anlamında, kullanılan malzemelerin kalitesi anlamında hemen hemen hiç fark yok. Sadece daha geniş bir kullanım alanı sağlıyor burası bize. Tabii ki kullanılan yatağın kalitesi, plaj havlularımız yine aynı şekilde tüm odalarda böyle olacak. Standart bir şekilde misafirimizi bekliyor. Bunun dışında yatak başucunda gördüğümüz bu el işi yastıkların, kadın kooperatifine yapılan yastıkların belki her oda bunu söyleyeceğim. Çok önemli bir ayrıntı bence. Onları desteklemek adına söylüyorum. Sizleri beklediğini gayet konforlu, doğayla uyumlu ve otelin genel bohem mimarisini yansıtan bir dekorasyon olduğunu söyleyebiliriz. Banyoya geçmeden önce isterseniz kullanım alanını biraz daha özetleyelim. Bakın burası iki ayrı bölümden oluşmakta. Her iki bölümden de balkona çıkabiliyorsunuz. Birinci bölümde yine doğal görünümlü seramikler üzerine serilmiş bir kilim var. Burada bir kanepemiz var. Hemen televizyonumuz karşıda. Yani akşam buraya oturduğunuz çayınızı, kahvenizi ya da meşrubatınızı ne içmek istiyorsanız sehpanızı aldınız, keyfinizi yaptınız. Balkonu açmak isterseniz tabii açabilirsiniz. Sinekliğimiz de var. Gayet konaklı, gayet güzel. Diğer bölümde ise sizlerin kullanıma sunulmuş olan hizmetlerden hemen kısaca bahsedeyim. Burada bir makyaj masası ve makyaj aynası veya çalışma masası. Artık nasıl kullanmak isterseniz. Minibar konsepti. Yine Schiller marka kahveler ve çaylar. Onun dışında meşrubatlar, soft içecekler, su ve solanın bulunduğu bir minibar var. Buradan da balkona çıkabiliyorsunuz. Bunun dışında banyodan bahsetmek istiyorum. Aklıma gelmişken dolabı açayım. Bornozları göstereyim size. Tüm odalarda standart şekilde özel tekstil malzemelerinden seçilerek hazırlanmış bornoz takımı ve terlikler burada. Dolabın diğer bölümünde kasa var. Tek tek göstermeye gerek yok galiba. Burada bir boya aynası var. Kıyafetlerinizi kontrol etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Ve buradaki sürgülü kapıyı açtığımız zaman da banyoya girebiliyorsunuz. Evet, banyoya girdiğimiz zaman yine ilk gezdiğimiz odadaki malzemeler aynı. Bunu hep söyleyeceğim. Ama daha geniş. Biraz daha geniş bir banyo tezgahı var. Bakın burada duş alanı bir cam kapıyla sürgülü şekilde ayrılıyor. Yine Balmy Booklet malzemeleri. Tekrar göstermeye gerek yok. Aynı ürünler. Burada yine hemen havlularımız alt tarafta yerleştirilmiş gayet şık bir şekilde. Hani banyonun da ilk gezdiğimiz odaya göre biraz daha böyle bir belki bir metre kadar daha ferah olduğunu söyleyebilirim. Banyodan çıktıktan sonra da isterseniz balkonlardan şöyle biraz görüntü vereyim size. Tabii otelin yapısı itibariyle henüz hala bir deniz manzaralı odaya geçmedik. Bu odanın da manzarası yok ama balkonu gayet geniş. Zemininde yine doğal şeyler kullanılmış. Yani tahtalarla yapılmış böyle bir doğayla iç içe olma izlenimi veren bir dekorasyonu var. Otelin genel yapısıyla alakalı olarak uyumlu, orantılı bir dekorasyonu var balkonunda. Gayet geniş. Burada oturup eğer sigara kullanıyorsanız sigaranızı, çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Balkonu kullanabilirsiniz. Elbette buradaki sinekliğin bulunduğunu az önce söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Sineklikle de odanın içine sineklerin girmesini engelleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde Deluxe Standart odayı göstermiş oldum. İkinci kategori odamızdı. Daha dört kategori odamız daha var. Turumuza devam ediyoruz. Bu arada lütfen aşağıdaki beğeni ve abone tuşlarına basınız. Bunun için bir ücret ödemenize gerek yok. Bizim YouTube algoritmasında daha öne çıkmamıza destek vermiş olursunuz diyelim ve turumuza devam edelim. Buyurun. Ve Bani 1204'te çok güzel bir odaya getirdim. Çok keyifli bir odaya getirdim. Dekorasyon olarak diğer odalardan ilk gezdiklerimizden bir farkı olmadığını en baştan söyleyeyim. Ancak Deluxe Suite kategorideki bir odanın en güzel özelliği deniz manzaralı olması. En baştan söylemek istiyorum. Hatta şöyle kısa bir görüntü verelim size. Ondan sonra turumuza devam edeceğiz.
Şimdi genel dekorasyon anlamında ilk gezdiğimiz odalarla aynı kalitede, yüksek kalitede yatak ve yastık konsepti. Plaj havlularımız. Şöyle hemen burada yine sürgülü kapıyla aynı konsepte delik standartta gösterdiğim banyo içeriği, duşlu banyo. Bu tarafa geçtiğimiz zaman, aman ışığı açamadım, biraz karanlık olmuş olabilir. Önemli değil. Burada bir çalışma ve makyaj masası olarak kullanabileceğiniz, yine otelin dekorasyonu uyumlu bir şekilde planlanan bir konsept var. Sadece buradaki dolap kapaklıydı diğer odalarda. Şu anda girdiğimiz delik suite'te açık bir ünite kullanılmış. Bornoz takımları, kasa yine burada. Minibar konsepti, tekrar bahsetmek gerekirse Schiller marka kahveler, kapsül kahveler ve çaylar, özel seri çaylar kullanılıyor. Şimdi bu odanın aslında en güzel iki özelliğinden bahsedeceğim. İki özelliğinden bir tanesi, burada çok hoş bir deniz manzarası ve balkon imkanı var. Hemen şöyle çıkalım. Bakın geniş, gayet güzel bir balkondayız. Ve çok güzel bir manzaraya hakim. Sadece deniz değil, otelin bohem dekorasyonu ağaçlarla beraber çok uyumlu bir şekilde göze çarpıyor. O yüzden çok keyifli bir oda. Şu anda otelin denize en yakın odasındayız aynı zamanda baktığınızda. Bizden sonra başka oda olmadığı için bunu söyleyebilirim. Bununla bitmedi. Bu odanın bir de teras kısmı var. Şuradaki oturma alanını hatırlarsanız delik standart olarak aynıydı. Orada balkona çıkıyorduk. Burada da terasa çıkıyoruz. Bakın ama teras ne kadar güzel. Buyurun, burayı görmeden ayrılmaz olmaz. Çok güzel bir terasa çıkıyoruz. Oldukça geniş bir kullanım alanı var. Oturma grubu var. Sandalyeleriyle minder var. Buradan da deniz manzarasına hakim. Tabii yandan deniz manzara demek lazım bunun için. Dolayısıyla Balmy Beach Resort'un deluxe suite odasının hem dışarıda doğayla bütünleşik balkon ve teraslarının olması, hem de içindeki otelin kendi dekorasyonuyla uyumlu mimarisi, dekorasyonu zannediyorum size büyük keyif verecektir. Özellikle balayı çiftlerimizin, bu odayı tercih etmesini tavsiye ederim. Çünkü denize bu kadar yakın olmak artı bir rahatlık veriyor, artı bir keyif veriyor. Ben başka odaları yine göstereceğim size. Daha keyifli odalar da var. Onlardan da sıra geldiğinde bahsedeceğim. Bu odadan da yavaş yavaş ayrılıyorum. Zannederim size fikir vermiş oldum. Delik suite odayı da bu şekilde özetlemiş oldum. Artık bundan sonra bir beğeni ve abone tuşlarına basarsanız, bize destek olursanız seviniriz. Rezervasyon yapmaya karar verirseniz de lütfen aşağıda açıklama kısmında bulunan iletişim bilgilerimizden tatilim ekibine ulaşın. Onlar rezervasyonunuzu yapacaklar. Biz de ETS Tur'un ajantesi olarak bu rezervasyonu yapmaktan memnuniyet duyarız. Buyurun devam edelim. Ve şimdi otelin en özel odalarından bir tanesine geldik. Balayı çiftlerimiz artık biraz daha dikkat kesilebilirler. Bu defa Swimup bir odadayız. Yani birazdan terasa çıktığımızda odanızdan direkt havuza girebileceğinizi göstereceğim size. Ama bu odanın ilk gezdiğimiz odalardan tabii dekorasyonu, her şeyi çok farklı. Dekorasyon derken genel dizayn anlamında biraz daha farklı. Burası Garden Swimup bir oda. Ve tabii ki 45 metrekarelik geniş kullanım alanı ile sizlere ferah bir konaklama imkanı sağlıyor. İlk dikkatimi çeken özelliği, daha önce gezdiğimiz odalardan her ne kadar kullanılan dekorasyon malzemeleri birebir aynı olsa da, mesela zeminde kullanılan biraz daha çimento bazlı, su bazlı zemin kaplaması bize daha doğal bir görünüm sağlamış diye düşünüyorum. Bunun dışında yatak konsepti, yastık konsepti bir duvarla dolaplardan ayrılmış durumda. Burada bir çalışma masası var veya makyaj masası var. Arkasında dolaplar var. Diğer tüm odalarda gösterdiğim gibi burada da bornoz takımları çok şık bir şekilde, terlikler, kasa ve minibar gördüğümüz bir duvarla yatak bölümünden ayrılmış şekilde. Birazdan da banyodan bahsedeceğim. Ama isterseniz şöyle yapalım. Buradan havuza doğru olan görüntüyü bir videomuza ekleyelim. Size odayla ilgili tam fikir vermek adına ve birazdan balkona, daha doğrusu terasa çıkmak üzere devam edeceğim. Banyodan kısaca bahsedeyim. Hemen şöyle birkaç adım atıyorum. Diğer odalardaki banyolara göre yine tabii daha geniş bir banyo. Oda daha büyük bir oda olduğu için. Yine buklet malzemeleri aynı. Banyo tezgahı, lavabo ve burada camla ayrılmış bir duş alanı mevcut. Diğer odalardan farklı olarak hiçbir ekstra malzeme ya da farklı kullanılan bir sunum yok. Havlular, buklet malzemeleri ve diğer tüm dekorasyon birebir otelin kendi dekorasyonu uyumlu şekilde banyoda da sizlere sunulmuş. Garden Swimup odada yine diğer odalardan farklı olarak yatak dışında rahat ve güzel bir köşe koltuk var. Önde kilimiyle, yine duvardaki doğal desenli dekorasyon malzemeleriyle baktığımız zaman bohem dekorasyonu yansıtan çok şık bir oda. Neyle birleşiyor? Balkona çıktığınız zaman direkt havuza girebileceğiniz
bir konseptle bütünleşiyor. Büyük bir cam kapı, sürgülü kapı. Açtık, çıktık ve böyle bir ortamdasınız. Biraz tropik bir atmosferi var. Yani böyle biraz bir Bali atmosferi var. Neden? Çünkü bu muz ağaçlarıyla dekor edilmiş. Havuzun görüntüsü de gayet güzel. Büyük bir yatak minder var. Burada güneşlenmek için, gündüz havuza girerken keyif yapmak için kullanabileceğiniz veya işte hani eşinizle çay kahve içerken, şarabınızı içerken, meyvenizi yerken diyelim kullanabileceğiniz bir oturma grubu var. Şimdi bu odanın bir üst kategorisi daha var. Signature oda. O odada da Balmy Signature Swim Up diye geçiyor. Şimdi oraya gideceğiz. Orası biraz daha özel. Orası gerçekten başka bir dünya. O odayı da ben size gösterdik. Odalar turumuzu, odalar bölümümüzü bitirmek istiyorum. Garden Swim Up odayla ilgili zannediyorum fikir verilmiş oldum. Oldukça ferah. Bakın teras da son derece geniş. Hani çıktığınız zaman keyif alacağınız bir ortamı var. Odaya girdiğiniz zaman da öyle. Son derece geniş. Özellikle odanın hani o doğal hissiyatını vermesi bence çok önemli. Kullanılan malzemelerin bu şekilde seçilmiş olması bence çok önemli. Ama balayı çiftlerimizin böyle bir odada çok keyif alacağını düşünüyorum. Daha geniş olması da bir avantaj. Hep balayı çiftleri diyorum ama tabii böyle bir odada keyif yapmak için illa balayı konsepti olmasına gerek yok. Hani çiftlerimizin kutlama yapmak için evlilik yıl dönümü olur, doğum günü olur. Ya gidelim şöyle bir kafa dinleyelim, beraber olalım dediğiniz zamanlar olabilir. İşte o zaman bu odalar size büyük keyif verecektir. Ama tekrar ediyorum, birazdan gideceğimiz Balmy Signature Swim Up odanın ayrı bir yeri var. Orayı göstermek istiyorum ve o odayı size anlatmak için de sabırsızlanıyorum. Buyurun devam edelim. Ve geldik finale. Balmy Beach Resort'ün en özel odasına, imza kategorisindeki odasına. Ve bu odanın ismi Balmy Signature Swim Up Oda. Balayı çiftlerimizin, eşiyle gelen misafirlerimizin, özellikle eşiyle özel, daha özel bir odada, ayrıcalıklı bir oda kalmak isteyen misafirimizin, daha izole, doğayla daha iç içe bir oda kalmak isteyen misafirimizin kullanacağı oda işte burası. Balmy Signature Swim Up Oda. Tabii ki adından anlaşılacağı üzere ve gördüğünüz üzere odanızdan direkt havuza girebiliyorsunuz. Odanızdan direkt havuza girilmek tabii farklı odalarda vardı ama buradaki ön bahçe gerçekten çok keyifli. Muz ağaçları, narenci ağaçları, çam ağaçları, çiçekler sizi tamamen doğayla bütünleştiriyor bu odada. Yine bir önce gezdiğimiz Garden Swim Up odada olduğu gibi büyük ve rahat bir güneşlenme yatağı var. Hemen arkasında gün içerisinde sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bir oturma grubu var. Ve her ikisinden de yine bu güzel manzaraya, havuzla beraber doğayla iç içe manzaraya hakimsiniz. Şimdi gelelim Balmy Signature'ın. Balmy Signature Swim Up odanın iç özelliklerini. 45 metrekarelik kullanım alanıyla oldukça ferah, oldukça geniş bir oda. Odanın özellikleri, kullanılan malzemeler daha önce anlattığım odalarla hemen hemen aynı. Hatta hiç fark yok ama yine de bahsetmek istiyorum. Bakın yatak konsepti son derece rahat, son derece konforlu bir yatak keyfi verecek size. Yerden biraz yükseltilmiş ve doğal görünümlü bir zeminle hazırlanmış bu oda diğer odalardan farklı olarak. Yine ışıklandırma sisteminde kullanılan sarkıt lambalarında doğal malzemeler kullanılmış. Bohem dekorasyona katkı sağlıyor tabii ki bu. Bunun dışında buradaki köşe koltuğu da göstermek istiyorum. Yani kilimiyle beraber. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir ifade bulmak istiyorum. Yatağınızdayken veya buradaki oturma grubundayken dışarıya doğru baktığınız zaman içerideki hemen hemen her noktadan az önce bahsettiğim güzel manzaraya, doğayla iç içe olan oda konseptine hakim olduğunuzu göstermek istiyorum. Yani odanın neresinde olursanız olun bu dışarıdaki konsept sizi çok farklı bir dünyada olduğunuzu hissettirecek, daha izole, sadece sizin olduğunuzu hissettirecek kadar ayrıcalıklı bir noktadasınız. Evet, bu bölümde birkaç oda var ama sizin önünüzden gördüğünüz manzarada sadece size özel bir alanda olduğunuz hissiyatı yaşatılıyor. Yine büyük ekran bir televizyon var. Her ne kadar yani burada tatildeyken televizyona çok ihtiyaç duyar mısınız bilmiyorum ama doğal malzemelerle seçilmiş televizyon ünitesi. Yine aynı şekilde devam edelim. Banyosu ve dolaplarını göstereceğim. Aslında buradaki konsept diğerleriyle aynı. Yine mini barda meşrubatlar ve soft içecekler var. Yine burada kapsül kahveler. Schiller marka seçilmiş ve geri dönüşülebilir kapsüllerden oluşuyor. Yine özel seri çaylar var. Ve dolaplarda yine bornozlar, aynı ürünler. Daha önceki odalarda gösterdiğim yüksek kalitedeki tekstil malzemeleri, terlikler ve kasa da burada. Orayı açmaya gerek yok. Yatakla dolabı ayıran bu duvar arası tabii giyinme soyunma amacıyla burası çok rahatla kullanabilir. Bir de banyoya göz atabilirim. Her ne kadar diğer odalarla benzer konsepte olsa da bu banyonun da çok geniş bir kullanım alanı sunduğunu diğer banyolara göre söyleyebiliriz. Malzemelerin sunumu açısından banyo tezgahı, banyo lavabosu veya Balmy markalı
buklet malzemeleri özel üretim şeklinde misafirlere sunuluyor. Havlular yine alttaki tezgahta ve buradaki duş alanı yine son derece kaliteli bir armatürle, duş armatürüyle misafirlerin kullanımına sunulmuş durumda. Şimdi bu odadan tekrar dışarıya çıkarak odanın genel özelliğini şu açıdan bir kez daha ifade etmek istiyorum size. Sabah uyandığınızda yatağınızdan dışarıya baktığınız manzara gerçekten sizi keyiflendirecek bir manzara olduğunu düşünüyorum. Böyle bir oda tatil yapmak için bizim ekibimize ulaşmanız, rezervasyon için en uygun fiyatlarla, en iyi fiyatlarla seçenekleri öğrenmeniz yeterli olacaktır. Bizler tatilim ekibi olarak değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Barney Beach Resort rezervasyonunu yapmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak da böyle güzel sunumlar hazırladık, güzel çalışmalar yaptık. Umarım faydamız olmuştur. Umarım seçiminize destek olabilecek bilgiler ve görüntüler size aktarabilmişizdir. Diyelim ve Balmy Beach Resort'taki odalarla ilgili bölümü tamamlayalım. Artık rezervasyon yapmak isterseniz aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Oradan ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak bizlerden rezervasyonunuzu güvenle yaptırabilirsiniz. Tatilim ekibi olarak bu taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Ancak bu bölümde unutmadan bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen beğeni ve abone tuşlarına basmayı, hatta alta güzel bir de yorum atmayı ihmal etmeyiniz. Bu bizim YouTube sayfamızın algoritmasının daha iyi çalışarak daha fazla kişiye ulaşmasına destek olacaktır. Bu desteğin için de şimdiden teşekkür ederim. Turuma devam ediyorum. Efendim Balmy Beach 4'te keşfimiz devam ediyor. Şimdi birçok alanı size gösterdik. Tekrar bara döndük. Ben her ne kadar konseptle ilgili bilgi vermiş olsam da içindeki konseptle ilgili tabii esas önemli olan imza kokteylleri. Ve burada Enver kardeşim gibi çok profesyonel şimdi bir mixolog arkadaşımız var. Bu arada Seda Hanım'la ben tanıştırmak istiyorum sizi. Otelin satış pazarlama direktörü. Sağ olsun kendisi bize Balmy'yi sizlere anlatabilmemiz için fırsat verdi. Bizi davet etti. Biz de geldik. Bu güzel oteli sizlere anlatma imkanı bulduk. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi konumuz Enver'in imza kokteyli. Merhaba. Enver bize. Seda Hanım uzaklaşmayın. Nereye gidiyor musunuz? Yok gitmiyorum. Peki. Enver kardeşim bize güzel bir kokteyl yapacak. İmza kokteyli yapacak. Ama yapacağı kokteylin bir özelliği var. Hani biz size oteli anlatırken çok özür dilerim. Zamanı alıyor ama söylemem lazım. Otelin doğayla ne kadar iç içe olduğundan bahsetmiştik ya. Hatta şeyi gezerken Balmy Signature Simap odayı gezerken o güzel bahçede turunçgiller, ağaçlar, limonlar falan vardı. Şimdi oradan toplanan limonlardan ve limon yapraklarından evet. Elde edilen malzemelerle bir kokteyl yapacak bize Enver kardeşim. El yapımı limoncello ile başlıyoruz. Limoncello ile başlıyoruz. Evet. El yapımı limoncello. Bu arada otelin diğer barlarında devam ederken söyleyeceğim. Bu özel alkol aromaları oteldeki mixolog arkadaşlarımın kendi demlediği neydi? Infused. Bir daha söyle. Infused. Infuser'larla yapılıyor. Dilim dönmüyor bazen benim. Evet, limoncello ile başladık. Evet. Ellerine sağlık. Ne demek? Bu arada az önce burası çok kalabalıktı. Ben Enver kardeşimin mesaisi bitti. Aslında diğer arkadaşımız shift'i başlamıştı ama rica ettim. Beni kırmadı. Tabii. Her zaman. Sizler geldiğiniz zaman da tabii bizim yerimize bu talepte bulunun. Enver'e deyin ki ya biz senin özel kokteyllerinden istiyoruz. Sizin damak zevkinize özel kokteyller yapabiliyor. Yani tatlı kokteyl sevebilirsiniz, mayhoş sevebilirsiniz. Hatta böyle acı tatlı falan siparişler verebilirsiniz. Enver hepsini rahatlıkla halleder. Enver kaçıncı yılın senin? Turizmde 8. yılım. Mixolog olarak 8 yıldır görev yapıyorum. 8 yıldır evet. Kokteyl yapıyorsun. Evet. Daha ne olsun? Neydi bu çiçeğin adı? Anason. Anason attık evet. İçine. Tamam. Ben tek tek sormadım ne koyduğunu. Çünkü sonuçta kendi formülü. Yani hiç bu usta kendi reçetesini vermek istemezdim Sedan. Yani. Bu arada barın dekorunu yine otelin genel dekorasyonuyla bütünleştirerek söyleyeceğim. Bohem dekorasyon. Gerçekten çok keyifli. Özellikle denize yakınken ben bu atmosferi çok seviyorum. Çok doğal, çok keyifli. Şimdi atmosfer doğal, dekorasyon doğal, kokteylimiz doğal, daha ne olsun. Çok mu konuştum Enver ya? Yok ya. Gerçekten. Tamam, bilgi vermeye çalışıyorum. Tabii. Değil mi? Biraz hissettirmeye çalışıyorum misafirlere de. Tabii ki de. Kokteyllerimizin kullandığımız tüm garnitürler hepsini genel olarak bahçelerde de sunabiliyoruz. Evet. Mesela çiçek olsun şu şekilde. Onun haricinde tüm limon sularımız falan ağaçlardan, limonlarda ağaçlardan elde ediyoruz. Çok güzel. Ya bu durumda zaten şeye gerek kalmıyor. Hani otelde premium marka içecekler de konseptler. Mesela 12 yıla kadar Chivas dahil değil mi konsept tabii içerisinde? Ki. Hani premium markalardan bahsetmeye gerek kalmıyor. Bence bu kokteyl çok daha değerli.
Çok kıvamlı köpürttün abi. Tebrik ederim seni. Çok sağ ol. Ben de biraz öğrendim bu işi artık yavaş yavaş. Sağ olsun barman arkadaşlar, mixolog arkadaşlar. Bize biraz işin sırlarını verdiler. Bu köpürtmek için kullandığın malzeme neyden var? Normalde çoban otu kullanıyorum. Aha. Ama şu anlık vegan şurubumuzu kullanıyoruz. Tamam. Süslemesi kaldı. Garnitürümüz geldi. Barmin'in bahçesinden. Ne çiçeği bu? Güzel güzel bir çiçek. Çiçek yüzme bilmiyorum hemen. Tamam. Olabilir bazen böyle. Evet. Gidiyor. Oo, minik mandalla. Bahçeden limon ağacından kopartılan yaprakla. Ellerine sağlık. Ne demek, afiyet olsun. Ben bu güzel kokteyli sizlerin yerine içiyorum. Sizler de tabii Balmy Beach Resort'e tatile geldiğinizde eşinizle beraber bizim yerimizde yudumlayın ama Enver'i ve beni etiketlemeyi unutmayın, olur mu? Kokteyl isim var mı? Efendim? Kokteyl isim var mı? Yani şu anlık... İmza kokteyli olduğu imza, için evet. Genelde isimsiz olur. Evet, reçetem kendim. Ben buna Enver'in benim için yaptığı kokteyl diyorum, siz öyle sipariş verirsiniz. Ersin abiye yaptığın kokteylden dersiniz. Kesinlikle. Üç değişik tat geldi ağzıma. Tabii. Şimdi kenarda tuz vardı biraz. Evet. Biraz mayhoş, hafif de tatlı bir şey aldım. Tabii, mineral çiçeği. Hani böyle şey diyorlar ya işte, muz yersiniz çilek tadı gelir falan. Bence çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tabii, afiyet olsun. Tekrar teşekkür ederim abi. Evet. Sağ ol. Sağ. Efendim Beach Bar'dan sonra Beach Bar'a hemen şöyle bir 20-30 metre kadar mesafede yine çok güzel bir alandan bahsedeceğim. Şimdi burası saat 12.30 ile akşam 16 arasında sinek restoran olarak, alakart sinek restoran olarak hizmet veriyor. Akşam saatlerinde de buraya ayrıyeten alakart restoran olarak anlatacağım size. Ama gündüz acıktığınızda öğle saatlerinde ana restoranda açık büfe sunum var zaten, o ayrı. Ama alakart olarak daha aperatif menüler almak isterseniz biraz da böyle deniz kıyafetinizle işte sahildeyken, denizdeyken, havuzdayken hiç üstünüzü değiştirmeden ana restorana gitmeye gerek kalmadan bir şeyler yemek isterseniz sizin yeriniz bu kadar keyifli bir alan olacaktır. Şimdi burada alakart servisi yapılıyor. Masaya servisi yapılıyor. Ve menülerden seçim yapabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle çok kısaca göstereyim. Çorba çeşitleri var. Soğuk başlangıçlarda. Vişneli yaprak sarma var. Portakal soslu zeytinyağı var. Günün çorbası seçenekleri var. Karidesli olavan, panelenmiş mozzarella kulesi gibi seçenekler var. Şöyle hızlı ilerleyeceğim. Salata çeşitleri var. Burada yine yaz aylarında tatil esnasında havuzdan denizden çıktığınızda daha aperatif olabilecek et veya tavuk sandviçler var. Bruschetta'lar var. Club sandviç, kıymalı gözleme, peynirli gözleme seçenekleri ve hamburger çeşitleri var. Bir sayfa daha açıyorum. Makarnaları gördüm. Makarna çeşitleri, pizza çeşitleri, pide çeşitleri. Hemen bir sayfa daha açalım. Bu defa ana yemekler başlıyor. Döner, ızgara köfte, kuzu şiş, bezelye şinistel, çıtır. Bu herhalde bira tabağı gibi, çıtır basket, tavuk kanatları, kalamar, jalapeno biberi, patates kızartma, salsa, dip sos diye gidiyor. Aşağıda tatlılar var. San Sebastian, Medovic Cake, soğuk baklava gibi, fırın sütlaç gibi seçenekler var. Ve burada servisi yapan arkadaşlarımızdan şöyle bahsedeyim size. Evet, benden bahsedeyim. Merhabalar. Merhaba. Şaban abi nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkür ederim. Maşallah yine jilet gibisin. Kolay gelsin. Yaşım 26. Ben 20 diyecektim. 26. 26. Sağ olasın. Abi çok keyifli bir alan burası. Misafirlerimize bilgilendirmeler yapıyoruz. Öğlen 12.30'da açılıyor. Akşam 16'da kapanıyor. Evet, 16'da sonra 19'da alakart oluyor. Alakart oluyor, evet. Ve Akdeniz alakartı. Akdeniz, evet. Sunumları. Akdeniz sunumları. Çok teşekkür ederiz. Şarabımız var. Ekstra istiyorlata meriden şaraplarımız var tekrar. Tamam. Onu da gösterelim. Konsepte dahil şaraplarımız var. Bir de yıllanmış şaraplarımız, evet, var. Onları seçebiliyorlar. 10 yıllık var. Seçebiliyorlar. Evet. Harika. O kadar detaya gerek yok ama bilgi olarak söylemiş olduk. Bilgi geldiklerinde isterlerse seçerler. Bir de orada görev yapan arkadaşlarımız var. Efendim az önce gösterdiğim gündüz saatlerinde sinek menü olarak, alakart sinek olarak sunulan menüleri işte burada gördüğümüz ekip hazırlıyor. Berkay burada, Hüseyin burada, Şerif Hanım burada. Sizler sipariş verdiğinizde Şaban Bey servisinizi yapıyor. Arkadaşlarımız da size güzel pizzalar, hamburgerler, salatalar hazırlıyorlar. Berkay nasılsın? Teşekkür ederim. Havalar bu aralar iyi. Evet. Ama Temmuz, Ağustos ne olacak bilmiyoruz. Güzel. İçiniz az gelsin. Şerif Hanım kolay gelsin. Kolay gelsin. Açık mutfak. Ne pişiyor, nasıl pişiyor isterseniz gelip görebilirsiniz de. Bence bu güzel bir şey. Otelin bu anlamda kendine güvenini gösteriyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Burası da Snake Restoran'ın kullanım alanları, masaları. Otelin her zamanki şıklığı tabii diğer alanlarda olduğu gibi burada da kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde çok keyifli bir alakart restoran düzeniyle misafirlere sunuluyor.
Snake Restoran. Barney Beach Resort keşfimiz çok keyifli bir yerde devam ediyor. Neden keyifli olduğu konusunda iki tane çok önemli şey söyleyeceğim. Bir tanesi serin bir alan. Tabii dışarıda havuzdasınız, sahildesiniz, denizdesiniz. Ya biraz bir nefes alayım, klimalı bir yere geçeyim dediğinizde bu lounge alana gelebilirsiniz. İkincisi ise muhteşem güzel kokular geliyor. Ne kokusu? Bir kahve kokusu, iki kakao kokusu, pasta kokusu. Şefim kolay gelsin. Hakan şefim nasılsın, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Sağlıcan kolay gelsin. Sağlıcan kahvesini demliyor. Hakan şefim daha az önce, burası saat 9.30'da açılıyor. Akşam saat 19'a kadar galiba açık. Evet. Az önce buradaki tatlı atıştırmalıklarımızın dizaynını yapıyordu. Tamamını burada yapıyoruz değil mi Hakan evet, şefim? Evet, hepsi burada yapılıyor. Ellerinize sağlık. Ben pardon, özür dilerim. Şu mikrofonu size versem bir şey sormak istiyorum. Şimdi misafirlerimiz gün içerisinde buraya geldiklerinde alabilecekleri profiterol görüyorum, ekler görüyorum, işte Ibiza görüyorum, Sebastian var. Bunların tamamını burada yapıyor dediniz. Tabii, hepsi bizim elimizden çıkıyor. Harika. Az önce mikrofon yoktu. Ben özellikle misafirlerimi duysun istedim. Günlük olarak taze şekilde hazırlanıyor ve misafirlerimiz tatlı atıştırmalıklarını kahvelerin yanında burada alabiliyorlar. Akşam saatlerinde büfeyi çekeceğiz Hakan şefim. Yemeklerle ilgili bilgilendirme yapmadan önce böyle tatlıları bir gösterelim istedik. Teşekkürler. Elinize sağlık. Teşekkürler. Sağlıcan kolay gelsin. Teşekkürler. Sağlıcan bir de kahve ikram eder misin? Ay ay, memnuniyetle. Çok seviniriz. Ben şu anda kahvenizi demliyorum. Dur. Dur. Hakan şefim kolay gelsin tekrar. Görüşürüz. Sağ olun, görüşürüz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi Sağlıcan'la da kısa bir kahve sohbeti yapmak istiyorum. Evet. Çünkü bu konuda uzman olduğunu biliyorum. Estağfurullah. Daha önce de tanışmıştık Sağlıcan'la biz. Şimdi öncelikle kahve seven misafirlerimiz için elbette gezimiz sırasında gösterdiğim Garden Bar'da 24 saat Schiller marka kahveler zaten sunuluyor. Espresso'nuzu, latte'nizi, soğuk kahvelerini de alabilirsiniz. Ama burası başka bir yer. Neden? Çünkü burada Sağlıcan sizin damak zevkinize göre bile kahve hazırlayabiliyor. Evet. Mesela ben bugün orta sertlikte bir Amerikan içmek istiyorum. Evet. Aslında soğuk kahve diyecektim. Ama biliyorum ki sen espresso bazlı böyle biraz daha hissedeceğimiz kahveler konusunda uzmansın Sağlıcan. Evet. Misafirlerimize örnek teşkil etmesi açısından buradan da ne yakışır Amerikano'nun yanına tatlı olarak? Genelde biz sade kahvelerin yanına böyle biraz şekerli bir şeyler öneririz. Tamam, bunların hepsi şekerli zaten. Evet, profiterol ben biraz, öneririm biraz. Ben biraz daha çikolatalı olanlara kayıyor gözüm. Evet. Profiterol olabilir. Ya da Ibiza olabilir mi? Evet, Ibiza da olabilir. Profiterol tamam. Da önerebilir. Tamam. Yani sade kahvelerin yanına tatlı bir şeyler alırsanız, böyle çikolata tarzı dediğiniz gibi bence evet. Yakışacağını düşünüyorum kendime. Çok teşekkürler. Güzel. Bu arada burada acı badem kurabiyesine kadar yine cookies'ler, güzel kurabiyeler var. Evet. Ve elma sunumuna dikkatini çekmek istiyorum. Buradan isterseniz meyve de alabilirsiniz. Yeşil elma, kırmızı elma. Ben şey zannettim, dekorasyon zannettim. Yok, dekorasyon değil, alabilirsiniz. Yok, alabilirsin abi dedi. Bir tane göstereyim size şöyle bakın. Gayet güzel, soğuk, paketlenmiş elmalar. Bu otelin sunumlarına ne kadar titiz olduğunu gösteriyor bence. Başka hangi kahveleri sunabiliyorsun? Daha doğrusu ne tür çekirdekler kullanıyorsunuz? Ne tür çekirdekler? Şöyle cevap vereyim Yasin Bey. Biz burada hem espresso bazlı içecekler yapıyoruz hem de çeşitli demleme yöntemlerini kullandığımız işte V60'ımız olsun, Chemex'imiz olsun, çeşitli sifon tarzı demleme yöntemlerinde çeşitli yöresel çekirdekleri kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi Kolombiya. Benim çok sevdiğim aromatik çekirdeklerden. Etiyopya, Kolombiya. Bu tarz çekirdeklerimiz bunlar, var. Bunlar single origin olarak mı evet, geçiriyor? Bunlar single origin olarak geliyor. Biz zaten medium roast olarak istiyoruz bunları. Etiyopya'nın şeyi de cold brew falan çok güzel. Evet, bayağı iyi oluyor. Biz bunları firmadan medium roast olarak istiyoruz. Burada kendimiz demliyoruz. Misafirlerimize servis ediyoruz. Harikasın. Ellerine sağlık. Kahveyi bekliyoruz. Tabii, memnuniyetle. Teşekkürler. Buyurun. Şöyle bir ortamı göstereyim. Tabii, rahatınıza geri geleceğiz. Mikrofon alabilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi buradaki alanda oturma bölümleri de tabii ki otelin genel konseptine uygun, genel dekorasyonuna uyumlu ve içeride klimalı alanda. Eğer isterseniz şurada bir de teras kısmı var. Aslında burası da klimalı. Ama biraz daha etrafı camla çevrildiği için bahçeyle çok iç içe. Ya şuradaki manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Yani şurada oturup, hatta ben kahvemi burada içmek istiyorum. Şu manzaranın güzelliğini göstermek istiyorum. Şimdi buradaki lounge alanıyla beraber Balmy Beach Resort'un genel kullanım alanlarını sizlere göstermiş olduk. Artık akşam olduğunda akşam büfesini, ana restoranı göstereceğiz. Bir de alakart restoranı göstereceğiz. Sonra bugün akşam bir canlı müzik programı var, ondan bahsedeceğiz. İbrahim şuradan çek ya. Şu manzarayı gösterelim ya. Bak ne kadar güzel görünüyor. Aslında güneş battı biraz. Hani Nisan ayı böyle durmadan dönüyor. Ben buraya hayran kaldım. Şu rahat koltuklarda şöyle oturup bir daha göstereceğim. Dayanamadım. Gerçekten çok güzel. Şey gibi, büyük ekran bir televizyonda manzara izliyor gibisiniz. Evet. Sağlıcan'ın hazırladığı kahveyi almaya gidiyorum.
Sizleri de geldiğinizde burada keyif yapmaya davet ediyoruz. Videomuzun bu bölümünü sonlandıracağız. Bundan sonrasında akşam saatlerini bekliyoruz ve ana restoran sunumuyla tekrar buluşmak üzere diyorum. Şimdi sıra geldi Barmy Beach Resort'te akşam yemeği, büfesi ve ana restoranla ilgili size bilgilendirmeye ve hemen söylemem gerekiyor ki çok şık bir restoran ve çok şık bir sunumla karşılaştım. Son derece minimalist, son derece düzgün ve son derece lezzetli bir büfe. Son derece titizlikle hazırlanmış bir büfe sizleri bekliyor. Tabii ki oteli gezdirirken sizlere bahsettiğim, kendinizi özel hissedeceğiniz, neredeyse butik özellikle diyebileceğimiz misafir sayısının çok fazla olmamasından kaynaklı olarak buradaki sunumlar da bir o kadar kalite bir şekilde sunulmakta ve hazırlanmakta, kaliteli bir şekilde sunulup hazırlanmakta. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bakın çok orijinal. Mangal hemen buradaki şov büfesinin içinde. Yani dışarıya çıkmanıza gerek yok. Ben şimdi size büfedeki sunumlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ama ilk dikkatimi çeken, bakın buradaki şov alanında kömür ateşinde ızgaranın hemen büfenin iç kısmında yapılıyor olması, özel bir sistemle hiç bahçeye çıkmaya gerek kalmadan burada sunum yapıyorlar. Kolay gelsin. Şimdi bu alanları size göstereceğim, bilgilendireceğim. Ama en önemli özelliği şu, misafirlerimiz burada pişirilerek bekletilen ürünlerden değil, hangi ürünü beğeniyorsanız, bu balık olabilir, beyaz et olabilir veya kırmızı et olabilir, seçtikten sonra arkadaşlarımız anlık olarak pişirip sunum yapıyorlar. Dolayısıyla burada sadece şov amaçlı, görsel bir sunum amaçlı, bilgilendirme amaçlı ürünler bulunduruluyor. Siz ne istiyorsanız sipariş veriyorsunuz ve anlık olarak arkadaşlar pişiriyorlar. Doğru anlattım değil mi abi? Kolay gelsin. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Esin Hanım kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Tiramisu. Tiramisu yapıyorsunuz. Anlık olarak mı yapıyorsunuz bunu? Evet. Çok güzel. Ben şu ana kadar gördüğüm en güzel tiramisu sunumunu izliyorum. Genellikle hazır yapılıp hani misafirin alması bekleniyor ama siz büfe açılırken yapıyorsunuz tazecik. Evet, bademli kançiçimiz var, kekilerimiz ve de kendi yaptığımız kremamızdan sıkıyoruz. Buyurun. Zannediyorum günlük olarak değişen tatlılar bu şekilde evet, anlık olarak yapılıyor değil mi? Elinize sağlık. Kolay gelsin. Evet. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Salatalar ve mezelerle devam edelim. Biz aslında büfenin girişinde hemen ızgalardan bahsettik ama ben büfedeki titizlikten ve ne kadar kaliteli bir sunum olduğundan yana dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Bakın burada bir fırın var. Pideler, pizzalar burada yapılıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Merhaba. İbrahim nasılsın? İyi. Senin adaşın çekiyor videoları. Teşekkür ederim. Memleket neresi? Maraş. Maraşlısın. Tamam, tam yerini bulmuşsun İbrahim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kuşbaşılı pide, patatesli pide, tırnak pideler var. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık. Kolay gelsin. Sabahlarda yapıyor musun? Evet. Çok güzel. Sabah görüşürüz. Şimdi bakın şu anda bulunduğumuz alan salataların ve hemen arkasında zeytinyağların bulunduğu alan. Ne kadar şık olduğu konusunda siz de bana katılıyorsunuz zannediyorum. Tazecik. Aynen tiramisu yapan Esin Hanım gibi salatalar içinde birazdan bir arkadaşımız burada anlık olarak hangi salatayı almak isterseniz burada anlık olarak doğrayıp size sunabiliyor. Tatlı büfesi yine otelin dekorasyonuyla uyumlu bir şekilde etrafa baktığınız zaman hani sadece büfedeki tatlıların çeşidi değil dekorasyon da dikkatimizi çekiyor. Burada hamurlu tatlılar, şerbetli tatlılar veya dilim pastalar ya da yöresel tatlılar. Bakın burada kabak tatlısı var. Yanında tahiniyle, ceviziyle beraber hazırlanmış. Soğuk dolapta buz üzerinde dilimlenmiş meyveler var. Gayet güzel sunulmuş. Yavaş yavaş devam edelim isterseniz. Daha göstermek istediğim yerler var. Burada yöresel lezzetler var. Fırında tavuk güveç, balık buğulama ve kuzu kavurma. Yani kırmızı et, beyaz et ve balık. Yani çeşitlendirilmiş şekilde gayet şık, gayet güzel güveçte menüler, yöresel lezzetler de diyebiliriz. Burada sunuluyor. Yine yavaş yavaş devam ettiğimizde bu defa mezeler, özellikle alkol kullanan misafirlerimiz, tabii sadece alkol kullanmak için değil ama aklıma geldiği için söylüyorum. Buradaki mezelerden gayet güzel bir meze tabağı oluşturabilirsiniz. Antep ezmeden Antalya piyazına,
hardallı patates salatasından cunda ezmesine kadar her şey var. Patlıcan kızartma, domates kızartma, üst tarafta kızartmaları yukarı koymuşlar. Humus var, zeytinyağlı enginar var, kırmızı mercimek köftesi var, zeytinyağlı Brüksel lahanası var. Ama çeşit dışında benim söylemek istediğim sunumun kalitesi. Hep bunun üstüne duracağım. Banh Mi 1-4'ün en büyük özelliği sunumdaki kalite. Devam ediyorum. Hah, işte en çok göstermek istediğim yerden bir tanesi. Şimdi burada özellikle sabah saatlerinde anlık olarak dilimlenerek sunulan şarküteri ürünleri ve peynir çeşitleri var. Akşam saatlerinde de yine peynir çeşitlerini buradan alabilirsiniz. İzmir tulum, örgü peyniri, ezine peyniri, roquefort peyniri. Burada yine yemeğinizin öncesinde veya yemeğiniz esnasında şarap severler özellikle. Peynir tabağı yapmak isterler değil mi? Ben seviyorum mesela. Burada yine balık sarma, tavuk sarma, füme tavuk veya somon sarma gibi seçenekler var. Füme etler var. Ve devam edelim. Bitmedi. Bu bölümde biraz daha hani ara sıcaklar diyeceğimiz ürünler var. Avcı böreği var. Tavuk fayita var. Sebze sote var. Yine bitmedi. Yine birkaç adım daha atarak bu defa diğer bölüme geçiyorum. Biraz daha international. Bu defa dana dil, Meksika pilavı ve chili con carne diye böyle biraz mısırla acılı ne derler? Jalapeno biberle yapılan bir yemek diyelim burada bulunuyor. Yine tencere yemeği olarak sunuluyor. Ve son olarak az önce gösterdiğim ızgaralara ilaveten her gün değişen menülerde bir et yemeği, burada tepsi yemeği, fırın yemeği olarak sunuyor. Dana tandırı var bugün. Yanında sebzeleriyle patates eşliğinde yine sosunuzla beraber buradan tercih edebilirsiniz. Meyveli acı sos, tatlı ekşi sos veya tamamen acı sos. Burada biberiyeler var, baharatlar var, pul biberler var. Durum vaziyet böyle. Şöyle geriden isterseniz büfeye bir kez daha bakalım. İbrahim kardeşim rica edeyim şöyle perspektiften büfenin şıklığını, arkadaşlarımızın son hazırlıkları şu anda birazdan şey yapacaklar artık hani misafirleri almaya başlayacaklar. Öyle söyleyelim. Ben buradaki hazırlığı bir kez daha bahsetmek istiyorum. Şefim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu arada Uğur şefimle de tanışmış olduk. Tebrik ederim. Gerçekten çok titiz, çok güzel bir çalışma. Sağ ol. Az önce Esra bize bilgi verdi. Mesela şu an tiramisu sunuyoruz ama zannediyorum her gün değişen menüler burada. Burası, tatlı. Evet, burası bizim chef table köşemiz. Tamam. Her gün burada bizim şefimize ait burada tabakları yapıyoruz. İşte harika. Bazen İtalyan'dan, tiramisu'dan gidiyoruz. Hı-hı. Bazen kendimiz burada Fransız mutfağından tabaklar yapıyoruz. Bazen harika. De lokal çalışıp yöresel ürünler kullanıyoruz. Hı-hı. Burası bizim burada her gün farklı tabakları dizayn ettiğimiz, sunduğumuz yer. Harika. Valla tiramisu'yu da canım çekmedi değil. Tamam. Birazdan mesai biz bittikten tabii, sonra, tabii. Anlatımlar bittikten sonra inşallah ziyaret edeceğiz. Tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür keyifli ederim. Bir sunum olmuş. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi makarna köşesi. Bahsettik mi? Şimdi makarna ellerine sağlık. Tabii misafirler henüz girmeye başlamadı. Hala 10 dakika var. Arkadaşlar hazırlıklarını bitirdiler. Makarna içinde şunu söyleyebilirim. Burada spagetti, ravioli ve penne makarna var. Ve siz burada makarnanızın sosunu tercih edebiliyorsunuz. Ya pesto soslu, kıymalı, peynirli artık nasıl istiyorsanız burada arkadaşlarımız sizin için hazırlıyorlar ve sunumu gerçekleştiriyorlar. Ve çorba olmazsa olmazlardan yine günlük olarak değişmek üzere Meksika çorbası ve tavuk suyu çorbası var. Yani biz sunulan ürünlerin misafirlerin alacağı şekilde hazırlandığı büfe etrafında bir tur yapmış olduk. Ve tekrar İbrahim'in pide noktasına geldik. İbrahim dönüp dolaşıyoruz, yol buraya çıkıyor. Acaba biz bugün akşam pide mi yiyeceğiz ya bilmiyorum. Ellerine sağlık kardeşim. Tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi isterseniz bir de oturma için kullanılan alanları gösterelim. Kapalı alanlar ve mikrofonu tekrar takayım şöyle. Kapalı alanlar klimatize edilmiş, özellikle yaz aylarında kullanabileceğiniz kapalı alanlar var. Bir de teras kısmı var. Oraları da göstereceğim size. Ama bir şey yakaladım. Buyurun. Buyurun 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 hemen şuradan. Arkadaşlar kolay gelsin. Biz misafirlerimize Barmi 1-4'te restoran düzenli bilgi verirken sizin hazırlığınızı gördük. Sakıncası yoksa ne kadar tiril tiril ne kadar hazır bir ekip olduğunuzu onlara da göstermek istiyoruz. Herhalde bir 5-6 dakika sonra gelmeye başlayacak misafirler. Herkese kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet şimdi oturma planını göstermek istiyorum size.
Ve Banli 1-4'te bu güzel büfeden tabaklarınızı aldıktan sonra, seçimlerinizi yaptıktan sonra oturma alanları içinde böyle kısaca size bilgi verecek görüntüler aktarmak istiyorum. Hani nereye oturacaksınız? İki seçeneğiniz var. Bir, kapalı alanda klimatize edilmiş serin alanda yaz ayları için söylüyorum oturabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş bir keşif yapalım isterseniz. Burada kişi sayısına göre masaları ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu masa 2 kişilik ama bir anda 6 kişilik yapabilirsiniz. Aynen burası da böyle. Yine Bohem Tasarım otelin her köşesinde olduğu gibi burada da kendini gösteriyor. İsterseniz bir de terası göstereyim size. En azından mesela şu an Nisan ayı, terasta ortam çok güzel. Ya da sigara kullanıyor olabilirsiniz. Bunun için de terastaki masaları değerlendirebilirsiniz. Ama o kadar şık ki, ya ben çok beğendim ya gerçekten. Bunu biraz hissettirdiğimi düşünüyorum size. Bakar mısınız? Ana restoranda bile bir lounge atmosferi var. Yani çok rahat, çok ferah, çok kaliteli. Ve misafir sayısının az olmasından kaynaklı olarak sadece bu kadar. Yani orada gördüğümüz kapalı alan ve burası. Dolayısıyla hemen hemen neredeyse butik diyebileceğimiz özellikle, kendinizi özel hissedeceğiniz, kendinizi rahat hissedeceğiniz özellikle masa düzeniyle misafirler ağırlanıyor. Bakın mesela burada uzun bir masa var. Muhtemelen kalabalık bir aile olabilir. Ya da beraber gelen bir arkadaş grubu olabilir. Onlar için hazırlanmış burası. Sizler de kişi sayınıza göre masaları birbirine arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar, planlıyorlar. Bu arada bir evlilik yıl dönümü ya da doğum günü ya da benzer bir kutlama yapıyorsanız da arkadaşlarımız masanızla ilgileniyorlar. Ve bununla ilgili güzel sürprizler hazırlayabiliyorlar, küçük süslemeler yapabiliyorlar. Bilginiz olsun. Banli 1-4'te ana restoranla ilgili oturma alanlarını da gösterdikten sonra zannediyorum sizlere fikir verecek bilgiler ve görüntüler aktarmış oldum. Ben çok beğendim. Samimiyetle söylüyorum çok beğendim. Özellikle böyle kafa dinlemeye gelen, keyif yapmayı seven ve kaliteli ortamda kendinizi iyi hissedeceğiniz, konforlu ortamlarda güzel bir tatil yapmak istiyorsanız Banli 1-4 tam size göre olabilir. Ben görüntülerle de bunları ifade edebildiğimi düşünüyorum. Şimdi bir de alakart restorandan kısa görüntü aktarmaya çalışacağım size. En azından herhangi bir ekstra ücret olmadığı için ana restoran dışında alakart restoranla faydalanabileceğinizi ifade etmeye çalışacağım. Oradan da bir görüntü alalım. En azından orayla ilgili sizlere fikir verecek görüntüler aktaralım. Ve bu akşamki restoranlarla ilgili bölümü sonlandıralım. Buyurun lütfen. Efendim Banli 1-4'ün ana restoran sunumlarından sonra benim gerçekten sizlere anlatmadan geçemeyeceğim çok önemli bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şu anda tesisin alakart restoranındayım. Ve bu restoranın en büyük özelliği rezervasyonlu ama ücretsiz olması. Yani akşam yemeğinizi açık büfe ana restoran dışında burada gördüğünüz ortamda rezervasyonlu, kendi isteğinize bağlı ancak herhangi bir ek ücret ödemeden alabilirsiniz. Bakın ne kadar şık. Tesisin tüm alanlarında olduğu gibi titizlikle hazırlanmış ve kişiye özel hizmetin, kendinize özel isteyeceğiniz hizmetin sunulabildiği bir ortam var burada. Şimdi tabii menülerin seçimi konusunda ben size fikir vermek istiyorum. Çünkü burası Akdeniz mutfağı ve international mutfaklardan seçimler sunan ve menülerden tercih ederek sipariş verebileceğiniz bir alakart restoran. Ana restoranda tabii açık büfeydi. Orada da aslında o kadar çok şık bir sunum var ki neredeyse alakart gibiydi. Ama burası biraz daha denize yakın. Biraz daha hani ana restoranın dışında bir ambiyansı ve dekorasyonu var. Menülerle ilgili kısaca ben fikir vereyim size. Mesela baktığımızda çorbalardan bal kabağı çorbası, maydanoz kökü çorbası gibi seçenekler var. Diyorum ya biraz international, biraz uluslararası. Ya Fransız mutfağından da seçenekler var. İtalyan mutfağından da seçenekler var. Uzak doğudan da seçenekler olabilir. Mesela soğuk başlangıçlarda burrata peyniri var. Avokado tutkusu diye çok güzel bir şey var. Portakallı hardal sos, avokado dilimleri, bahçeden taze Ege otları ile hazırlanan bir soğuk başlangıç tabağı olabilir. Veya ahtapot karpaccio sipariş verebilirsiniz. Ya da ılık humus söyleyebilirsiniz. Hemen sayfayı bir tane çevirdiğimde bu defa salatalar. Hatta şöyle yaklaşayım mı? İbrahim daha yakından çekersin. Alakart restoranın menüyle ilgili fikir verelim. Rokalı avokado salatası, Akdeniz keçi peyniri, bol tahıllı salata gibi seçenekler var. Ara sıcaklarda etli pazı sarması, linguine di mare ya da risotto porcini gibi İtalya'dan biraz hani o tarafa gitmişler diyelim. Ana yemeklerde steak seçeneğiniz olabilir veya crispy levrek olabilir, ızgara somon olabilir, güveçte tavuk but olabilir, kuzu karski olabilir, ızgara karides, hepsini saydım daha ne sayayım. Baby kalamar, şiş kebap olabilir, patlıcan,
Felmacani. Bu nedir bilmiyorum ya. İnce dinlemiş patlıcan. Ya patlıcan kebapla bir ilgisi var mı acaba? Neyse devam ediyorum. Tatlarda tiramisu, hafif acılı krem brüle veya baklava tercih edebilirsiniz. Alakart restorana geldiğiniz zaman tabii açık büfede olduğu gibi hani o çeşit çok daha fazla çünkü açık büfede. Burada da international mutfaktan seçenekler sizler için hazırlanıyor. Hemen karşıda gördüğünüz açık mutfakta şef arkadaşlarımız sizler için anlık olarak hazırlıyorlar. Tabii ki konsept dahilindeki alkollü içecekler de burada sizlere ücretsiz olarak sunuluyor. Tesisteki oda sayısının çok yüksek olması, neredeyse butik nitelikte hizmet veriliyor olması sizlerin seçiminizi yaparken de daha özenle, daha iknalı bir şekilde hizmet almanıza sebep oluyor. 18 yaş üzeri bir tesis olması, çocuk olmaması da bunu biraz daha kolaylaştırıyor bence diyelim. Ve biz Balmy Beach Resort'taki ana restoran, ana restoran büfesi ve a la carte restoranla ilgili bölümleri bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Umarım tesisi beğenmişsinizdir. Umarım restoranları ve yemek sunumlarını beğenmişsinizdir. Eğer öyle olduysa, bizim de sunumlarımızı beğendiyseniz lütfen rezervasyon için aşağıda açıklama kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden tatil ekibine ulaşın. Bütün çalışmaları, bütün bu sunumları sizlerin rezervasyonlarınızı ETS Tur Acentesi olan tatil ünvan yaptırmanız için gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli bir detay. Bu desteği bizden esirgemezseniz çok memnun oluruz. Tabii YouTube kanalımıza destek olmak için de herhangi bir ücret ödemeden aşağıdaki beğeni ve abone tuşuna basmanız yeterli olacaktır diyelim. Ve bu bölümü de sonlandıralım. Balmy Beach Resort'te ana restoran ve a la carte restoran sunumlarında beraber videomuzun sonuna geldik. Akşam görüntüyle yavaş yavaş vedalaşma zamanı geldi. Bir sonraki keşif videomuzda, bir sonraki keşif durağımızda görüşmek üzere diyelim. Lütfen videoyu kapatırken beğeni ve abone tuşlarına basmayı ve rezervasyona karar verirseniz de tatil mekiğimize ulaşmayı ihmal etmeyin diyerek bir sonraki keşif durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.